kentin en iyi ve en dinamik müzik istasyonu 90.5 Olay FM. Dönülmez bir yoldayım artık, vakit çok geç. Tek ümidim sendin, bahtım hiç gülmeyecek. Bir daha senin Dönülmez Bir Yoldayım ikinci saatimizin açılış şarkısı oldu ve şu anda stüdyoda canlı yayın konuğum Kutsal. Hoş geldin. Hoş bulduk Didem, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Enerjin çok güzel bir kere. Çok teşekkür ederim, öyle tutmaya çalışıyorum. Çok güzel. En pop katkılarıyla sunduğum program devam ediyor arkadaşlar. İkinci saatimiz başladı. Kutsal. Öncelikle bu akşam albüm lansman konserimiz var M-Pop'ta. M-Pop'ta albüm lansman konserimiz var. Onu söyleyelim ilk başta. Evet. Zaten ilerleyen saatlerde daha duyuracağım. Yeni albümün hayırlı uğurlu olsun çok öncelikle. Çok teşekkür ederim. Dördüncü albüm. Hı-hı. Amerika'dakini de sayarsak. Bayağı oldu artık. Evet. Bayağı çok albüm oldu. Çok güzel, çok başarılı. Biraz albümden bahsedelim istersen. Bu albüm diğerlerine göre daha neşeli bir albüm oldu. Ben hep kendi yaşadıklarını yazan bir insan olduğum için diğer albümler birazcık daha içe dönük, birazcık daha ciddi, çok duygusaldı. Bu böyle hayatımın çok huzurlu, mutlu bir dönemine geldi. Öyle olunca şarkılara da yansıdı. Hı-hı. Kapağı da görüyorsundur, pes pembe. Çok güzel, evet çok güzel. Dinleyicilerimiz alırsa eğer ve kalbimin aydınlık yüzü albümün adı da. Albümün adından belli zaten. Belli, evet, o özetlemek istedim. Öyle bir şarkı yok albüm içinde ama bu tamamen hani benim bendeki değişimi anlatan bir başlık oldu. Çok güzel bir isim olmuş ama albümün ismi. Teşekkür ederim. Albümde kimlerle çalıştın? Albümde bu sefer ben son albümü Amerika'daki ve Çırılçıplak albümünü tamamen Amerika'daki müzisyenlerle kaydetmiştim. Bu sefer dedim ki içinde birazcık da biraz demeden arkadaşlarım oldu bana İstanbul'dan. Tabii yıllardır birlikte çalıştığım insanlar var. Dediler ki niye hiç bizimle çalışmadın? Niye işte Türkiye'den birilerini kullanmıyorsun? O yüzden İstanbul'un kokusu olsun içinde dedim. Ve Orkun Tunç aynı zamanda büyük isimlerle çalışan bir aranjör. Amerika'da da yine Türk bir aranjör Emir Işılay. Orada Berkeley mezunu, çok önemli filmlerde çalışıyor. Onlarla çalıştım. Sen normalde Amerika'da mı yaşıyorsun?
Amerika'da yaşıyorum. Amerika'da yaşıyorum. Ama yılda 2-3 kez geliyorum. Özellikle albüm olduğu zamanlar daha sık geliyorum. Peki ben albüme baktığımda Nazan Öncel ismine rastladım. Evet. Onunla çalışman nasıl oldu? Ben Nazan Öncel ve Kutsal Hazine Avcıları isimli grubum olduğu zamanlarda birlikte çalışmıştım. Nazan Hanım'la tanışmamız, o bizi gelip barda dinlemişti, Eylül Bar'da Arnavutköy'de ve çok beğenmişti. Benimle çalışır mısın Kutsal dedi. Hemen Sezen Aksu döneminin sonrasındaydı ve bütün grubu istedi. Birlikte çalıştık ama biz öyle iyi anlaştık ki Nazan Hanım'la birlikte beste de yapıyorduk o dönem. Evet. Ben onun bestelerini çok seviyorum. Türkiye'nin en büyük bestecilerinden biri bence. Ve bu albüm sırasında ulaştım eşine. Dedim ki ben Nazan abla diyorum ona. Nazan abladan bir beste istiyorum. Onlar da bu şarkıyı gönderdiler bana ve çok severek söyledim. İsmi nereye gitti bu adam? Şimdi bu kadar bahsettik madem Kutsal. Şarkıyı dinleyelim mi? Tabii ki dinleyelim. O zaman bir şarkı arası verelim. Nereye gitti bu adam? Söz müzik Nazan Öncel. Kutsal'ın şarkısı. Şimdi radyonuz Olay Efendi. Adam Söz Müzik Nazan Öncel, Kutsal'ın şarkısını dinledik arkadaşlar. Evet, Kutsal canlı yayında stüdyo konuğum. Sormak istedikleriniz varsa Kutsal'a bu arada arkadaşlar. Olay FM sayfasına biliyorsunuz durum güncellemesi yapmıştım. Onun altına yazabilirsiniz. Ben de buradan sorularınızı Kutsal'a iletirim. Tamam. Mesela Nilgün Erdoğan demiş ki Türkçesi çok düzgün Kutsal'ın. Tebrik ederim demiş. Nasıl fark etmiş? Çok teşekkür ederim. Benim dinleyicilerim çok dikkatlidir. Evet, öyleler. Çok önemsiyorum ben dili.
Zaten önemsemezsem de düzgün şarkı sözü yazamayacağımı düşünüyorum. İlk okul hayatımdan beri hep çok düzgün Türkçe öğrenmeye çalıştığım grameriyle yazmaya da çok özen gösteririm ben. Hatta öyle ki Amerika'daki bazı arkadaşlarım yazmaya falan merak sarıyorlar. Hepsi beni buluyorlar. Hem İngilizce'de hem Türkçe'de ne gelip güzel. Ben kontrol ediyorum. Editör vardır ya hani iş olarak yapan insanlar. Ben onu yanda hobi olarak yapıyorum bazen arkadaşlarım için. Sevdiğim bir şey. Albüm ne kadar zamanda ortaya çıktı? Kutsal ne kadar sürdü çalışmaları? Benim ilk albümle ikinci albüm arasında 7 sene vardı. Sebebi de Amerika'ya taşınmamdır. Bir de iki albümü aynı anda yaptığım için çok uzun sürmüştü. Bu aralarda peki ne yaptın? Hani uzun aralarda. İşte aslında ben hiç ara vermedim de taşındığım için 7 sene 6 sene sürdü iki albümü kaydetmek ve bitirmek. Çünkü sırf İngilizce bir albüm de yaptım. Ama bu sefer dedim ki hiç tatil yapmayacağım. İkinci albüm biter bitmez. Buna çalışmaya başladım. O da 1,5-2 sene sürdü tabii bütün kayıtlar her şey. O yüzden de maxi single yaptım. 5 parçalık bir albüm bu. Full albümü yapsaydım daha uzun süreceği için bu sefer çok uzun süre ara vermek istemedim. İyi yaptın. Bir an önce aramıza tekrardan albümüne geldin. Albüme bakıyorum Kutsal. Gerçekten fotoğraflar çok güzel. Teşekkür ederim. O yüzündeki huzur yansımış mı? Yansımış. Teşekkür ederim. Gerçekten mesela bu fotoğrafın şimdi tabii ki albümü almanız gerekir arkadaşlar. Görmek için fotoğrafları. Tamamıyla hani mesela şu fotoğrafta bir huzur var yüzünde. Teşekkür ederim. Evet. Değil öyle mi? Öyleydi gerçekten. Bu arada grafik dizayn Fatih Çınay'a ait. Fatih Bey'e ait. Sağ olun. Çok güzel ki hani albümle birebir olmuş, örtüşmüş adıyla, senin fotoğraflarınla, şarkılarla. Didem ben zaten hep öyle yapıyorum. İlk albümümden beri şarkı sözleri müziği de ben yazdığım için ve prodüksiyonunda da yer aldığım için. Yani ben çok her şeye katılan bir sanatçıyım. Albümde, stüdyoda da bütün aletlerin, enstrümanların çalımında da yer alıyorum. Kapak dizaynında da yer alıyorum. Bütün olsun istiyorum. Yani sanki bir kitabı açıp okur gibi. Her şeyin bir bütünlüğü olsun istiyorum. Çok güzel. Bu da sanıyorum dinleyicilerine yansıyordur. İnşallah. Yansıyordur. İnşallah. Bir şarkı daha dinlesek mi? Kutsal. Çocuğum gibi baktım. Çocuğum gibi baktım. Bu benim hazır. Bestem. Aa, öyle mi? Evet. Beste senin, söz? Benim. Söz de senin. Evet. Aa, çok güzel. Dinleyelim bakalım. Çocuğum gibi baktım. Kutsal. Sen bana ihanet ettin, ihanet ve sevsen olmaz ki sadece. Beni ayağımdan çektin, korktun, bir adım önden gittiğimi görünce. Olsa sana çocuğum gibi baktım, her gün okula yolladım. Ütülü yemeğini yaptım, adına şarkılar yazdım. Yatakta sevgilim. Hadi söyle herkese, eşine, dostuna, bana ne yaptığını, ne yaptığını, ne yaptığını. Bu kalemun gibi değiştin, rengini bulamadın. Ölmem dediğin ellerle kol kola takıldın. Bu kaçıncı kız benden sonra sayamadım. Sen bana ihanet ettin, ihanet bizim sen olmaz ki sadece. Beni ayağımdan çektin, korktun, bir adım önden gittiğimi görünce. Oysa sana çocuğum gibi baktım, her gün okula yolladım. Bütün yemeğini yaptım, adına şarkılar yazdım. Yatakta sevgili. Hadi söyle herkese, eşine, dostuna, bana ne yaptığını, ne yaptığını, ne yaptığını.
Hadi söyle herkese, işine, dostuna, bana ne yaptığını, ne yaptığını, ne yaptığını. Çocuğum gibi baktım. Kutsal, radyonuz Olay FM'deydi ve Kutsal Stüdyo'da canlı yayında konuğum. Devam ediyoruz. O zaman bu akşamki albüm lansmanına gelelim istersen. Evet, lütfen gelin. Hem de bu sefer ücretsiz yaptık. Öyle mi? Evet. Girişler ücretsiz. Ücretsiz, çünkü bu bir tanıtım konseri. Herkes bizi dinleyebilsin izledik. Ne kadar güzel istedik. Bir şey. Empap'ta, Empap biliyorsunuz altı parmaklı arkadaşlar. Evet. Benim sponsorum olur kendileri. Evet. Kutsal'ın albüm lansmanı bu akşam Empap'ta olacak. Girişler ücretsiz, bu çok güzel bir şey. Evet. Yani yanımdaki bu güzel hanımı canlı canlı sahnede seyredebilirsiniz arkadaşlar. Girişler ücretsiz. Bence zaten Empap'ı biliyorsunuz, Kutsal'ı biliyorsunuz. Evet. Cuma gecesi bence kaçmaz. Ben çok sık gelmiyorum, kaçırmasınlar o yüzden. Bence de evet, gerçekten. Ve de gelenlere albüm vereceğiz. Aa, öyle mi? 3 tane albüm vereceğiz imzalı. Aa, evet, onu nasıl yapsak acaba Kutsal? Düşünüyorum şimdi, yani şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimizden 3'üne... Bir soru sorsak mesela. Soralım. Benim ilk albümümün adı neydi? Tamam. Bunu bilen ilk 3 kişiye... Albümün verilecek bu akşam Empap'ta. İmzalı albümü verilecek albüm. Eğer gelirlerse. Evet arkadaşlar, Kutsal'ın ilk albümünün adını... Olay FM sayfasına şu anda durum güncellemesi... Bir dakika, yeni bir durum güncellemesi yapalım. Hatta oraya yazayım ben soruyu. Tamam. Bir dakika. Evet. Kutsal'ın ilk albümünün adı nedir? İlk cevabı veren 3 kişiye imzalı albüm. Ben söyleyeyim. Ama konsere de gelmeleri gerekiyor. Ha, konser, tamam. Evet, zaten o konser sırasında evet. Albüm verilecektir. Empap'ta. Yaptık durum güncellemesini. Evet arkadaşlar, şu anda Facebook üzerinde Olay FM sayfası var, biliyorsunuz hepimizin bildiği. Orada bir durum güncellemesi yaptım. Kutsal'ın ilk albümünün adı nedir? İlk cevabı, doğru cevabı veren 3 kişiye de bu akşam Empap'ta Kutsal canlı canlı kendi imzaladığı albümünü hediye edecek. Haberiniz olsun. Bir telefon ışığı yanıyor, sönüyor. Tamam. Bir herhalde bir sürpriz var. Alo. Merhaba. Merhaba, kiminle görüşüyoruz? Enay Örmedi ile görüşüyorsunuz. Kim? Benim hanım. Enay Örmedi. Ses kesiliyor, kusura bakmayın. İstanbul'dan aradığım için. Aa, hoş geldin yayınımıza. Merhaba, hoş buldum. Teşekkür ederim. Sürpriz oldu bize yayına katılmak istediğin. Kutsal yayınımda. Onunla bir alakası var mı acaba? Evet, o yüzden aramıştım zaten. Normalde telefon almıyormuşsunuz. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, ne söylemek istersin canım? Kutsal şu anda seni dinliyor. Yani ne söyleyeceğimi ben de bilmiyorum açıkçası. Eyvah. Ama son yaptığınız albüm şeyiyle ilgili cevabı söylesem mi diyorum ama gelemeyeceğim. Hayır, Benay, sen söyleme. Sen İstanbul'dasın. Şimdi cevabı söylersen olmaz ama şu anda oraya evet. Yazdık. Cevabı bildiğin belli. Biz anladık. Benay beni uzun zamandır takip eden bir dinleyicim. Çok seven bir dinleyicim. Artık çok da bana yardımcı oluyor bazen konserlerde. Çok da iyi bir konser fotoğrafçısı kendisi. Aa, çok güzel. Ne söylemek istersin Benay benimle ilgili? Çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Rica ederim. Size söyleyecek laf bulamıyorum zaten. Ne zaman sizinle konuşsam hep böyle güzel bir şeyler oluyor. Beni hep mutlu ediyorsunuz. Nasıl oluyor ben de bilmiyorum bunu ama şans meleğim oldunuz. Sen hak ediyorsun ondan. Beni neden seviyorsun Benay, onu söyle. Birçok şey var zaten. Müziği geçersek, müziği bir yana bırakırsak kişiliğinizden dolayı çok seviyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim canım. Renk kattın yayınımıza. Ben teşekkür ederim. Kutsal'ı burada İyi da yalnız yayınlar. Bırakmadın. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Hoşça kal. Çok teşekkürler. Sizde. Kutsal, cevaplar geldi. Geldi mi? Bayağı, ne çabuk. Bayağı olmayı... bir şey var. Saniyeler yeniliyorum. Tıtıtı düşüyor. İlk cevabı ben 3 kişiye dedik. Tamam. Susuzluğun geçti mi? Doğru. Süper. Binay Yaşaroğlu. Tamam. Hakkıancığım, sen yanlış cevap verdin arada. Pınar Üstün Işık ve Ayşegül Cındık Gürses. Onları ben size yazıp tamam. da veririm. Tamam.
Tebrik ederim. Tebrik ediyorum. Bayağı sıkı takipçilerim var Kutsal. Varmış demek ki. Çok var, harika. Var, olmaz olur ne mu? Ne güzel, çok mutluyum. Var. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bu akşam kaç itibariyle Empap'tasın? 9'da açılıyor değil mi kapılar? Hı-hı. Biz de işte 10 gibi sahne alırız. Sahne alacaksın. Hı-hı. Evet arkadaşlar, bugünkü stüdyoda canlı yayın konuğum Kutsal'dı. Yepyeni albümünün şarkılarıyla konuğum oldu. Sağ olsun, renk verdi bize, programımıza. Biz teşekkür ederiz. Ve bu akşam Kutsal'ı canlı canlı sahnede seyretmek istiyorsanız Empap'ta Kutsal sizleri bekliyor olacak. Akşam 21'den sonra. Girişler ücretsiz. Evet. Albüm lansmanıdır. Ve şu anda ilk 3 kişiye orada Kutsal imzalı albüm hediye edecek. İsimlerini alıyoruz şimdi biz onların. Tabii artı diğer, mesela diğer seni sevenler de albüm alıp gelirlerse orada tabii ki onlara. Aynı zamanda biz konser sırasında albümümüzü de masaya dizeceğiz. Hı hı. Çünkü oradan almak isteyenler de alabilirler. Süper. Konser sırasında albümümüzü. Bunu söylediğin de iyi oldu. Kutsal'cığım teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İnşallah bir daha geldiğinde yine tabii, konuk etmek isterim. Tabii ben ona FM'i çok seviyorum zaten. Hı-hı. Her geldiğimde beni sağ olsunlar, bu bizim kızımız diye karşılıyorlar. Çok hı-hı. güzel karşılıyorlar. Teşekkür beni ederiz. Her zaman başımızın üstünde yerim var Kutsal'cığım. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.